Ya nasıl özlemişim ha. Şu güzelliğe bir baksanıza ya ha. Ay abi. Valla havaalanından beri içimi kararttı ama bak kararmasın içimiz. Yeşerelim ya şu güzelliğe bir baksana. Değil mi Ezgi? Bir bakın ya. Oho. Ezgi hala tangoda dans ediyor. Ha? Ne tangosu ya? Tango değil canım. Bir yurda dön horon tepeceğiz. Bir sineği minnet yap Ezgi. Aşık uşak. Sen de bir yeter de. Tamam da tamam. Geçer. Ya geçsin tabii ya. Bak bunlar sonra ileride daha böyle bir tatlı bir anı olarak kalacaklar. Düşün. Mumları yakmışsın. 40. evlilik yıl dönümünüzü kutluyorsunuz Yeşim'de. Sonra sen Yeşim'e diyorsun ki. Hatırlıyor musun? Tam sana evlilik teklifi edecektim ki sen abimden bahsedip güzelim teklifi katletti diyorsun. Sonra böyle gülüşüyorsunuz filan. O iş olmaz. Aa. Ha niye olmazmış? Ben öyle mumlu yıl dönümü falan kutlamam. Ay. Bazen Yeşim'e kahroluyorum biliyor musun? Peki şimdi B planı ne yapacaksınız? Abimle kesin konuşacağım. Konuş. Konuş valla. Ay. Yalın'ın konuşamadığı geldi de aklıma. Neyse canım. Hala hayattayken tadını çıkarayım bari. Ay. Erken kalktın suya mı gideysin? Sabahtan erken kalktın suya mı gideysin? Mektup yolladın bana iste beni değilsin. Mektup yolladın bana iste beni değilsin. Suyun altına gün kissalamun aleyküm. Suyun altına gün kissalamun aleyküm. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Başına kızlar gökten indi yıldızlar. Suyun başına kızlar gökten indi yıldızlar. Acele edeysin ha bu işte bir iş var. Acele edeysin ha bu işte bir iş var. Suyun altına gün kissalamun aleyküm. Suyun altına gün kissalamun aleyküm. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Ben o.
Vallahi. Abi kaç. Abi kaç. Abi kaç. Kaç abi. Abi. Kaçamadım. Ron kardeşi dönme. Öldü. Yok git. Hoş geldin. Hoş bulduk Habibe. Kız Habibe, iyi misin? Hem de nasıl? Babamla yolladığın selam aldım. Ben sana selam göndermedim Habibe. Ha, anladım ben onu. Telaş yok. Neyi anladın? Yürü git. Haklısın. Ben gideyim. Kız fındık gülme fena olacak ha. Anladım ben onu. Telaş yok. Tamam efendim. Hoş geldin. Uy, hoş bulduk Habibe. Ay bu kız baldır. Bal bal. Toprak abim hoş geldin. Kızım tamam. Hoş bulduk. Kızım ne geldin Çınar'ın yanından? Gitsene yanına. Yok Bahir git dedi. Uy kovdu mu seni? Yok öyle demek istemedi. Dedi ki bak kızım bir yürü git büyükler var ayıptır. Ben seni almadan yanıma yaklaşma. Ne kadar da tedbirli uşak. Gülme ha çok fena olacak. Abi eğer eşimi alamazsan hiç üzülme. Habibe seni alır. Ben seni bir ayağımın altına alacağım. Göreceğin gününü ha. Ay ama yazıktır günahtır ya kız. 12 yaşından beri seni bek. Bir dur da Defne bir dur. Gülme artık. Ben bir kızdırım bakayım. Aras geldiniz mi? Yok ya her gördükleri yerde durduruyorlar. Bir gelemedik. Söylemedin Defne değil mi? Yok yok söylemedim. Abim de bir şey söylemedi. Tamam. Biz bir otele yerleşelim araşırız. Ne oteli da? Bize buyurun. Abim de hiç otele gitmesinler dedi. Hem siz köy evinde kalmak istemezsiniz diye abim size Sürmene'deki evi hazırlattırdı. Ya köy evinde kalırız. Niye kalmayalım da? Rahatsız etmeseydik şimdi. Ya ne rahatsızlığı? Hadi gelin de. Hadi gelin. Arı! İmdat! Dur Yeşim'in arılarla başı dertte kapatıyorum. Görüşürüz birazdan. Nazlı yer. Subhanallah. Abi, Araslar yolla. Otel falan dediler olmaz dedim. Olmaz tabii ya. Adamlar o kadar işimizi yapacaklar. E nereye gidiyorlar? Aşağıdaki eve mi buraya mı? Buraya gelecekler. Arasların ne işi vardır burada? Babaannem tersanede işleri var. Hem Osman abinin düğününe de katılacaklar. Oy, gelsinler bakalım. He, yemek falan halletmek lazım ya. Bir köye gidelim de alışveriş yapalım. Ne yemek alması Toprak abi? Duymamış olayım. O iş bende dedim ve her şeyi tamam ettim. Nasıl tamam ettin? Şimdi pende babaannem anahtarı anneme bırakmıştı. Geleceğinizi haber edince evi temizledim, yemekler yettim. Aferin Habibe. Ellerine sağlık. Zahmet etmeseydin. Ay, ne zahmeti canım. Duymamış olayım. Ben ahırdaki ineği tosunu besledim. Kümesteki tavı, horozu yemledim. Evin kıyılarının otlarını da kestim. Oh, oldu her yer mis. Hadi bakalım girin eve bir elinizin sizi yıkayın daha bir rahatlayın. Havluları da yeniledim. Ben o sırada sofrayı kurarım. Hadi buyurun buyurun. Hadi.
bizim eve bizi buyur mu etti o? He, sahiplenmiş sanki evi biraz. Ben var ya akşama kalmaz boğarım bunu ha. Harbiden boğarım ha. Yürü lan yürü hadi. Hoş bulduk çakır gözlüm. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Kimsin? Yeşim ben. Sen kimsin? Ben Habibe'yim. Çınar'ın. Sen subhanallah. Habibe bir yürü git. Deletme beni. Anladım ben onu. Telaş yok. Adım çıkmasın diye kovaladı beni. Kadar da ince uşak. Çınar, kim bu kız? Neydi öyle? Yeşim bir dur da sen de başlama. Sabahtan beri ki nereye dönsem. Siz de buyurun içeri geçelim. Sakın. Araslar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Torunlarını gezmeye mi çıkardın büyük Aras? Ama dikkat et, sıkı tut iplerini. Babaanne, sus da. Bir şey demedim ki. Yaban eller de kaybolmasınlar da. Çocuklar yollarını bulurlar Pembe Sultan. Merak etme sen. Öpeyim efendim. Öp bakalım öp. Alışmışsın öpmeye. Ay. Ne dedi sana o? Alışmışsındır öpmeye dedi. Allah'ım. Evet alıştım çok da hoşuma gidiyor. Diyeceğin o olacak ha. Ay Çınar. Hoş geldin cicikçuğum. Hoş bulduk da. Şu cicik muhabbetini unutsanız artık. Sen unut da biz hiç hatırlamaz. Hadi. Buyurun geçin. Kapıda kaldınız da. Dediğiniz kadar deliyim Süreyya Beyciğim. Doruk bak halacığım böyle yapacaksın. Bak. Gel bile. Deh bile. Deh ata söylenir oğlum. Gel bile. Gel bile. Aa! Ezgi, Deniz arkamda. Ya Deh ne ya? Ya tamam. Ben gideyim de Tosun'la gelinceye de bir merhaba diyeyim. Hadi.
Gerçekten büyük sürpriz oldu galiba. Bana bir çimlik atsana ya. Daha iyisini yapayım. Yanında be. Samanlı seyran etmişsiniz vallahi, bak ne güzel. Ay. Kıymetini bil öküzünün. Vallahi bak. Ben böyle sap sap ayrı kalmış geziyoruz. Evet. Biri var. Civan sen kulaklarını tıka bakayım. Vallahi sen de zaten abimlerin türündensin. Hiç tepemde senin böğürmeni falan çekemem. Tamam. Böğürmeyeceksen sen de duyabilirsin. Söylüyorum. Ben bir kalasa sevdalandım, yandım, tutuştum. Ay! He? Hayır canım. Yok, Toprak tabii ki bilmiyor. Gerçi yanım tutturdu Toprak abine de söyleyeceğim diye ama. Ay! İşte biz diye şimdi böyle harbici adamları çattık, iyi mi? İşte yok abine de söyleyeyim, yok efendi dedene de söyleyeyim. Ama efendim duymayan kalmasın, bakayım kalmış mı, gideyim ona da söyleyeyim falan filan. Hep herkes söyleyeyim gitsin. Hayır, yakında böyle korkuyorum. Beyaz Saray'a nota falan verecekler diye. Büyük birader. Biz birlikteyiz. Bil ama karışma. Ay. Ay, hayır canım, Toprak abime söyleme der miyim hiç? Almışım ben Çınar'dan boyumun ölçüsünü. Hayatta demem. Ama işte biliyorsunuz bendeki Defne balın değil mi? Ay. Ay maşallah ya. Tam yalın Toprak abime söyleyecekken bizim buraya geleceğimiz tuttu değil mi? Niye? Çünkü benim daha gün görmem lazımmış. Çünkü benim daha ecelim gelmemiş de ondan canım. Yani anlayacağınız, kaldı mı benim harbici kalasın eli böğründe. İtiraf edeyim mi? Söyleseydi de biz hiç ayrı kalmasa mıydık acaba diye de düşünmüyor değil mi? Çok özledim be. Ne kadar özledin? Çok. Ay. Ben iyice kafayı yedim. Gerçekten hayali birbirine karıştırmaya başladım artık. Ay, ben Şizo'ya bağladım. Ben Şizo'dan çözüldüm. Ay, sen gerçeksin. Buradasın. Sen ne geldin be adam? Hadi yangın merdiveninden tırmanıp odama gelmeyi anladım. Böyle yaylaları, dağları, tepeleri tırmanıp benim babaannemin evine gelmek nedir canım? Hasretime mi dayanamadın? Sen ne yaptın? Ben sana gelmedim ki. Kime geldin? Abine. Yaylaya da kaçsan abinle konuşacağım ben. Yalın. İlim Çin'de de olsa gidip alacağın lafını sen çok yanlış anlamışsın ama. Yani abin Çin'de de olsa illa gidip dalacaksın ha. Vallahi sen iflah olmazsın ya. Senin çeneni bile özlüyorsam iflah olmam Defne. Gençler, yemek hazır. Kimse yokluğunuzu fark etmeden hadi. Süreyya Bey, beyler aç. Hadi buyurun sofraya. Aras, Deniz gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun şöyle.
için. Pardon, pardon, pardon canım. Pardon, pardon. Ay! 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 Düştü kız. Canın acıdı mı? Abi be, ne yapıyorsun? Ay bırak sen, bırak. Dur. Ama öyle mermer çınara bakarsan düşersin ha böyle. Az akıllı ol kızım da. Abi be, bir yürü git evine. Hı. Abi evine gitsin ya. Hadi siz yiyin. Hepsini ben ettim. Maşallah ba. Anladım ben onu. Demek istedi ki ba. Habibe sen haklısın ama kız da misafir. Eziklemeyelim onu. Hadi sen şimdi evine git. Kız kıskanmasın. Aynen böyle demek istedi ba. Hazır vakit varken tersaneye gidip çalışmaya mı başlasak? Hem vakitten kazanmış oluruz. Olur, tabii gidelim. Kahvenizi için de öyle gidin. Ben hemen yapayım. Başkası yapsa olmuyor mu kahveyle? Toprak. Bekle ve sus. Görürsün sen Toprak. Ne oldu Leyluş'um? Delendin. Oruççu kayasına bir tünelde ben kazayım diyorum. Ne dersin? Ben soğuk su getireyim dolaptan. Ne yapıyorsunuz siz? Meftuni abladan köpüklü kahve yapmayı öğrendim de. Toprağı şok edeceğim. Sen tünel kazmayacaksın. Kayayı dinamitle patlatacaksın. Barutçu, bu Habibe ne iş abi? Ya oğlum bırak, köyün delisi işte, boş ver ya. Yeşim'in deli tarafına denk gelmesin de, yolar vallahi. Vallahi yolar. Teşekkürler Leyla. Vallahi bu aralar hayatımın en güzel kahvelerini içiyorum. Eline sağlık. Sen de mi özel ders aldın? Kahvesini iç, dersini sorma Toprak. Baba, baba. Annem sen ben balık avına gidelim mi? Oğlum biz bugün bu abilerine biraz çalışmaya gideceğiz. Yarın gidelim olur mu? Ya lütfen, lütfen. Hani annem sen ben tatil yapacaktık? Yapacağız oğlum. Ama bugün biraz işlerimiz var. Onları halledelim, yarın yapalım olur mu? Ya siz yarın iş yapın. Biz annem, babam, ben hiç tatil yapmadık. Abi istersen erteleyelim. Yok. Bizim oğlan durumumuzu kullanmayı öğrendi de. De bir yere kadar.
Değil mi? Gel bakalım buraya. Yarın dediysem yarın aslanım. Tamam? Ver bakayım yana. Hadi bakalım bir tane. Hadi biz de gidelim. Süreyya Bey, siz keyfinize bakın, akşam görüşürüz, olur mu? Dershanemizin müdürü Orhan Bey. Eskada sistemimizden sorumlu mühendisimiz Mecit Bey. Aras Teknoloji'den Yalın Bey ve Deniz Bey. Ne yapalım, biraz gezelim mi? Hadi bakalım. Kilap anlaşması sunusuna gelir. Kusura bakmayın, bizim toplantıya gitmemiz lazım. Mecit Bey sizinle ilgilenecek, olur mu? Tamamdır abi, biz de çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Abi, toplantıdan sonra seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşuruz. İçecek. Dolmalar yiyecek, turşular yiyecek. Ha sen bunları bilmesin değil mi? Bilmiyorum. Ama benim Habibem ne güzel, hepsini bilir. Zaten Çınar'ım da masada Habibem'in ettiği yemeklerin tadına doyamadı. Konuyu nereden nereye getirdin babaanne? Pes. Nereye getirmişim? Bilsin. Hava uşak burada yaşayacak. Kışın aşağıda çalışacak, yazın buraya gelecek. İstanbul geçicidir. Toprağım gibi o da gelecek memleketinde yaşayacak. İnekten süt sağmasını bilen bir kız lan. Haydi. Burada mı yaşayacak? Evet. Ay,
Ama ben burada yaşayamam ki be. Sence yaşayabilir miyim Leyla? Yaşarım tabii. Sonuçta Çınar nerede? Ben orada. Değil mi Leyla? Öyledir tabii de. Ya sen babaanneme ne bakıyorsun? Laf işte, laf olsun değil mi babaanne? Hem Çınar'ın Habibe'den hoşlandığı falan yok. Yok. Ay. Hay ben de ineklerin, böceklerin şokundan burada durmuş sizi dinliyorum. O kıza Çınar bakmaz bir kere. Bakmıyor da. Kız ona takmış. Ne yapacağız? Gariban diyeceğiz. Hop geçeceğiz. Hem Çınar'a deseniz ki yeşil mi turşu mu deseniz turşuyu seçmez bence. Siz şehirli kızlar burada böyle oturun. Bakın biz ağaca tırmanıp bir sürü incir topladık. Ne? Ay ben ağaca da çıkamam ki. Kesin o Habibe çıkıyordur. Babaanne gel. Şu incirleri reçel yapalım da. Bana da öğret. Ha bu pullunun da başına taş düştü. Tut binleri sonra getir. Babaanne, çok ayıp. Ne etmişim? Sanki etmişim bir şey. Ya ne hale getirdin kızı? Ha ben getirmeseydim, Çınar getirseydi daha mı iyiydi? Ha? Kızı yol yakınken caydırmak lazım. Senin gibi mi olsun? Torunumla seferber olduk, toprakla ikinizin bozluğunu düzeltmek için. Bir başka torunla daha mı aynısını yaşayayım? Konuş bakalım. Hı? Oğlum, toplantıdan sonra konuşalım diyordun ya, konuş. Mevzu ne? Yeşim ve ben. Abi, ben Yeşim'le evleneceğim, bil bunu. Hadi canım. Abi. Lan herhalde evleneceksin. Evlenecek halin yok ya kızla. Hemen evleneceğim. Çınar. Abi itiraz etme. Lan şimdi buradan sabit de alırım falan şaşara. İtiraz ettik de anladın sanki. Tamam razıyız evlen ama hemen değil. Neden hemen değil ya? Oğlum aslanım biraz daha vakit geçsin. Biraz daha tanıyın birbirinizi. Çocuk değiliz biz, tanıyoruz birbirimizi. Çocuksunuz koçum, çocuksunuz. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Hemen evlendiniz. Sonra ne olacak? Sevdiğimden bir evladım olsun diyeceksin. Sonra? Kesin ayrılacakmışız gibi konuşma. Lan ayrılmanızı istiyormuşum gibi davranma sen de. Ben günlerde ne çekiyorum sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Neden? Çünkü kendi dünyana daldın gittin Çınar Efendi. Küçücük çocuğun annesiyle babasını birleştirme çabasını izliyorum ben. O çocuğun hayatındaki eksiğin sorumlusu benim diye kahroluyorum. Gözüme uyku girmiyor lan. Yazık değil mi küçücük çocuğa? Yazık değil mi? Bence çok yazık. Heh. Bir sen eksiktin geldin tam oldunuz şimdi. Çınar, Toprak abi haklı. Benim de fikrimi biliyorsun. Acele etme. Lan bana niye siz acele etmeyin deyip duruyorsunuz ya? Her aşık adam gibi ben de evlenmek istiyorum. Bunu niye büyütüyorsunuz ya? Ben boşanmış bir anne babanın çocuğuyum. Bu adam da benim gibi çocuğun babası. Bence soru bizim niye büyüttüğümüz değil. Soru senin evlilik denen şeyi niye bu kadar hafife aldın? Hadi gidip biraz çalışalım. Şu eskada bağlantısı için yardımın lazım. Büyük Aras, kabak tatlısından ye. İstanbul'un kabaklarına benzemez. Sağ olun Pembe Hanım. Öyle çok yedim ki.
Keyfiniz bilir. Meftun Hanım siz buyurun. Ben yerim vallahi. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Sonra da tarifini isterim. Habibe Ettu. Çok marifetlidir. Tarifini ondan alırsın. Hadi o zaman. Sofrayı toplayalım da rahat rahat oturalım. Çınar'cığım. Hadi canım. Ha? Eline yapışmaz herhalde. Hadi. Şim. Hep beraber hallederiz değil mi Barut? Çizdin karizmamı. Beğenmiyorsan Habibe'yi al Çınar. Kabak tatlısını da o etmiş. Maşallah o. Ben şimdi anladım. Sen Habibe'yi kıskanıyorsun. Kıskanırım tabii. Yeşim. He. Şu elimdeki tabaklar olmasa var ya sana bir sarılırım burada. Şuraya koy. Sarıl o zaman. Gel buraya, gel buraya, gel, gel buraya. Kara kızım, sen niye Habibe'yi kafana takıyorsun ya? Bu çocukluğundan beri öyle. Biz ona gülüyoruz, sinirleniyoruz, eğleniyoruz. Öyle oluyor, bitiyor. Babaannemi de biliyorsun zaten. Kızım, benim gözüm senden başkasını görmüyor. Bilmiyor musun sen? Biliyorum da. Ne işte? Tabakları ben alayım o zaman. Gel buraya. Defne, hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Ay, kemençesine selamünaleyküm. Kardeşim. Salih, kemençeyi ağlatan adam olarak bilinir kendisi. Çok da hayın söyler ha. Gel buyur. Sizler de hoş geldiniz. Toprak aldı kemençeyi. Denizu de kar artı var, bu gelen kayık mı bu? Denizu de kar artı var, bu gelen kayık mı bu? Ben özledim yarımı. Ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı. Ağlasam ayıp mı dur? Oy dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız. Oy dumanlar, dumanlar,
Ağlar hep dağları sardınız. Yüreğimin derdini bilsen uzalardınız. Yüreğimin derdini bilsen uzalardınız. Gemi millilen olur, sevda dililen olur. Gemi millilen olur, sevda dililen olur. Güzeller çok var ama meyli birilen olur. Güzeller çok var ama meyli birilen olur. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verun yarume, gözlerim doldu taştı. Haber verun yarume, gözlerim doldu taştı. Abi, bir tane daha söylesene. Karşıya çifte camlar, oy sakizi yere damlar, oy 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 oy. Karşıya çifte camlar, oy sakizi yere damlar, oy 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 oy. Sevup alami yanında yüreğini buz bağlar. Oy 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 oy, sevup alami yanında yüreğini buz bağlar. Oy 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 oy, evun altı arpalı koy, evun ne kalabalık. Oy 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 oy, evun önü arpalı koy, evun ne kalabalık. Oy 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 oy, yarım sende var mı dur oy, benim gibi sevdalı koy. Oy oy oy, yarım sende var mı dur oy, benim gibi sevdalı. Yarım sende var mı dur oy, benim gibi sevdalık. Oy 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 oy, yarım sende var mı dur oy, benim gibi babacığım, yeriz tamam. Yaşasın! Oğlum dikkat et, ayağın yeni çıktı alçıdan. Allah'ım, sabahın yedisinde bu enerji nedir ayol? Havşak ha.
Bir enerjik daha. Oğlum hayırdır bu saatte? İstanbul'da koşuyoruz. Dağda mı koşmayacağız dedim. Sabah erkenden çıktım. Vallahi helal. Siz bu saatte hayırdır? Doruk uyutmadı. Dün söz verdik ya birlikte gezmeye. Gezdirin gezdirin, sevinsin çocuk. Misafirlere ayıp olacak ama. Ya. Yok yok, siz gidin. Ben ilgilenirim. Gene gelmiş. Haydi. Ve subhanallah. Kız Habibe, sabah sabah ne yapıyorsun? Bilirim, bana kıyamazsın ama telaş etme da elime yapışmaz ya. Kızım bak. Bak bal. Çık kız buradan. Çık. Yok. Kahvaltıya taze süt koyacağım sofraya. Sen bana sabır ver Allah'ım. Çınar. Yeter lan yeter. Yeter la yeter. Yetmez. Evde var bir ordu misafir. Arda inek varken de taze süt olmadan kahvaltı edilmez. Çınar. Yeşim. Güzelim. Erken uyanmışsın bugün. İyi ki de kalkmışım. Ne oluyor burada? Çınar'ımın en sevdiği şey sabah kahvaltıda taze süt içmek. Eh ben ne güne dururum dedim geldim gelinciyi sağmaya. Gelincik kim be? Yeşil. Hadi be ilin sağsın. Biz seninle dışarıya çıkalım biraz gezelim. Tamam mı güzelim gel. Allah Allah. Tüh. Senin sabah sütünü o niye sağacakmış ki? Hayır hem sen sabah sütü seviyorsun da benim neden bundan haberim yok? Haberin olsa ne olacak iş? Köşke yine kalıp sağacağım mı ben süt içeyim diye? Yeter da bırak Habibe sağsın ineği. Ya ben burada dururken o kim ki sana süt sağacakmış da kahvaltını verecekmiş de. E o zaman sen sağ kara kız. Ne var ki? Sağırım. Hayır bu yapabiliyorsa ben neden yapamayayım ki? Ne kadar rivrivci bir kız. Ay! Şşt! Sen çeke bakayım oradan. Kıskançlık sana o kadar çok yakışıyor ki ha. Çınar. Bırak beni.
sağacağım o ineği. Yeşim bir dur da kızım, bir dur. Ay. 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 Yeşim bir dur da kızım, bir dur. Melam gitti bir baba süt. Şş. Kal orada. Sen orada kal. Ben sağırım. Sen de kal. Şş. Dur sen de orada dur. Sen de orada dur. Ben de burada. Dur, dur. Hoppa. Oh, kızdı. Niye kızdı şimdi? Ay bir daha kızdı. Bence bu kadar sabretmesi bile mucize. Yeşim kalk yeter. Kalk gideceğiz hadi. Asla gitmem. Süt bozuk bu. Kızım bu musluk mu bozulsun? Ben bozuğum. Beceremiyorum değil mi? Şimdi gel buraya Allah aşkına gidiyoruz. Haydi. Hadi be. Canına susamadıysan çekil. Eyo ettin çektiğini kız ayağımın altından. Süt yapacaktım, süt. Yapmış kadar oldun kara kız. Eşim. Ben seni bu halinle seviyorum biliyorsun değil mi? Süt sağmayan, sağılmış kovayı deviren. Kıskanç halinle seviyorum. Cidden mi? Yani öyle Habibe gibi hamarat olmayan hali mi demek? Özellikle Habibe gibi olmayan hali. Çınar ya. Baba, balıkların alında görelim mi, tamam mı? Tamam oğlum, sen nasıl istersen. Doruk nereden biliyor? Bir ara anlatmış olabilirim. Olabilirim. Emin de değiliz yani. Gel bakalım aslan. Hoppa. Baba birazcık dereye ineyim mi? Ne olur ne olur. Ama öyle tek başına olmaz. Hadi beraber gidelim. Dikkatli. Heh. Yavaş. Aferin. Al benim aslanımı. İdris. Gel gel. Gel otur bakayım böyle. Heh. Gel çıkaralım ayakkabıları. Uzat bana. Oh.
Heh, çorapları da çıkaralım. Gel bakalım şunları da sıvayalım. Şimdi sıra bende. Haydi bakalım. Hop. Hazır mıyız? Hazır mısın? Hazır. Hadi bir, iki, üç. Hazır. Ya neyi anlamıyorsunuz siz? Ben kendim dolaşırım. Bir rehbere, tercümana ihtiyacım yok. İnsanın tatilini burnundan getirmek için mi doğdunuz be? Kaybolma diye yardım etmek istiyoruz. Niye naz edilsin ki? Ben kaybolmadım. Allah Allah. Bir gidin ayol. Kaybolmadın ama kaybolabilirsin. Bence sen de kaybolabilirsin. Aa, hatta bir güzellik yapıp niye kaybolmuyorsun? Duymadınız lan kızı. Yürüyün. Toprak abi. Sadece. Başlarımdan sadenize sütümüze. Kaybolun lan. Ortalığı karıştırmana gerek yoktu. Yayla kahramanı mısın sen? Ben mi karıştırdım ortalığı? Evet, kükremeler filan. Kızım ben sana yardıma geldim. Her geliler başına bela alacaktı. Ben gayet güzel idare ediyordum. Başımın çaresine bakardım. Bakardım. Evet canım, bakardım. Seni kurtardım diye teşekkür edeceğine arıza mı çıkarıyorsun sen? He, çıkarıyorum. Beni kurtarmışmış. Nedir ayol siz bu erkeklerin kurtarma ihtiyacı anlamadım ki. Aşın artık şu kahramanlık kompleksini. Haydi. Sen neye bakıyorsun ya? Hiç manzara ilginç geldi. Başlayacağım manzarana. Bakacağına yardım etsene. Ederdim ama şu anda kahramanlık kompleksimi aşmakla meşgulüm. Hatta bak açtım bile. Vallahi bravo. Yedirdin bana lafımı. Şimdi buraya gel. Ya acele etsene, dondum burada. Bak bak, bırakır giderim seni, kalırsın orada. Rüvrüv edip durma. Taş at. Geliyor. Ben de taş oldum. Hadi artık balık avlusuna gidelim. Hadi bakalım İdris Paşa. Çocuklar gelsin de kahvaltıya başlarık. Heh. Bu ev kaç senelik Pembe Hanım? Çoktur. Rahmetli kocamdan kalmıştır. Bir çivi çaktırma. Hatıradır. Çok mu oldu rahmetliyi kaybedilir? Oldu ya. Gencecik gelindim. Bıraktı gitti beni. Selamun aleyküm. Hoş geldin Zip Zip Osman. Hoş bulduk Pembe Sultan. Hoş geldin Osman abi, otursana. Yok, oturmaya gelmedim. Sizi bize kahvaltıya götüreceğim de. Efendim hanım bir sürü hazırlık yapıyor, ayıptır. Bizim gençler de uyuyorlar. Onlar uyanınca biz de gezeriz diyorduk ama. Tamam.
Sen keçilerle kezdirirsin. Ben daha büyüklerle biraz kezerim de. E hadi de kalkın. Hadi o zaman. Meftune, Pembe Hanım buyur. E hadi. Hadi. Buyur Süreyya Bey. Yeter biraz. Çınar. He? Hadi sen de beni gezdir biraz. Evde oturmaya mı geldik? Baş başa kalmayalım mı hiç? E, tamam da yürü. Hı. Günaydın, uykucu. Gel dur lan. Ay sen ifli olmazsın ha. Ya resmen yakalanmaya antiçmiş gibisin. Ya kısacık bir öpücük işte Laz kızı. Hem kimse yok, telaşlanma. Aa. Nasıl yok? E bir tek Toprak abimler gidecekti. Diğerlerine ne oldu ki? E, sizin zıp zıp Osman amca geldi, büyükleri götürdü. E, Çınar'la Yeşim de biraz önce çıktı. Ekibin geri kalanı da ön bahçede. Hmm. Hmm. Sen bir gelsene ben. Bu sefer de ben seni kaçırmıyorum. Nasıl yani? Bayağı bayağı mı kaçırıyorsun? Hani erkek kaçırma gibi. He yanım. Arabamın terkisini atıp kaçıracağım seni. Gerçi araban yok. Ne yapsak ki? Hmm. Yine ben kaçırayım bari seni. He, zaten ben seni kucaklayıp arabaya tıkamam. Eh, onu da yapacağız artık. Çare yok. Ay ya ya. Kaçan kaçanı. Vallahi öyle gibi. Yani kaldık biz bize. Sanırım. Ne yapsak? Biz de mi kaçsak? Kaçalım bari. O zaman ben arabanın anahtarını alayım. Geleyim. Tamam. Al. Bu iş çığırından çıkıyor mu ya? Of. Ya ne oluyor buna ya? Ezgi, topla kendini. Gidelim mi? Gelelim. Oğlum yavaş yazacak. Ama çok güzel. Al bakalım bundan da. Çayından da iç. Doydun mu Hasan? Hadi git biraz oyna bakalım tamam. Şurada. Leyla. Ne oldu? Hiç. Leyla. Söyle. Dün babaanne eşimin üstüne oynadı biraz. Ben de kızdım. Dedi ki ben yapmayayım da Çınar daha mı beter etsin dedi. Senin gibi mi olsun dedi. Biz torunumla ikimiz seferber olduk. Sizin bozduğunuz şeyi düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Küçücük çocuk bizim bozduğumuz şeyi düzeltmeye çalışıyor Toprak. O da küçücük. Oyun oynayacak. Thank you.
Nasıl? Beğendin mi seni kaçırdığım yeri? Daha kaldırdın resmen kızım beni. Ay ne kaldıracağım be seni daha? Sen ayısın ya, seversin buraları dedim. Severim valla. Hadi gel şuraya çıkalım. Oraya çıkılır mı? Saçmalama, imkanı yok, düşeriz falan, ayrı olmaz. Defnem. Ha? Boşa konuşuyorsun biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Maalesef biliyorum. Akıllı kız. Hadi bakalım. Hadi. Ezgi. Sen benden hoşlanıyorsun. O da nereden çıktı? Yapma Ezgi. Tangodan sonra bana bütün bakışın değişti. Çok kızdı mı gördün bu değişen bakışları? Ezgi. Ben arkadaş olalım dedim ama benim olamadığım ortada. Çünkü senden çok hoşlanıyorum. Bir şekilde atlatırdım ben bunu ama şimdi sen de bir şeyler hissediyorsun. Ve şu var ki sen hala yaralısın. Bir şeylere başlarsak bir araya da benim adımı yazacaksın. Neden? Sen de mi beni aldatacaksın? Ben sadece kendime güvenmiyorum. Değişmem diyorsun. Ya değişemezsem diyorum. Anladım. Sen halinden memnunsun. Değişmeye niyetin yok. Halimden memnun olduğumu falan söylemedim. Her neyse. Sonuç olarak ben senden uzak duramazsam falan sen dur. Çünkü üzülmeni istemiyorum. Dururum. Merak etme. Derim mi? Bizim memleket çok güzeldi. Acayip güzel. Çınar'dan iyi kaçtık yalnız. Çok güzel kaçtık da akşama o da güzel güzel canımızı okur artık. Yok be, bir şey olmaz. Yani gözü yeşimden başka hiç kimseyi görmüyor ki. Unutur akşama. Gözünün yeşimden başka kimseyi görmediği kesin. Ne demek bu? Dün tersanede Toprak abiyle atıştılar biraz. Of Toprak abi, aman ya. Bu sefer Toprak haklıydı. Haklıydı. Yeşim'le Çınar'a karşı çıktığı için haklıydı. Çınar'ın göremediğini gördüğü için haklıydı. Doruk'un babası olduğu için haklıydı. Doruk'la ne alakası var? Çünkü Çınar'la ikimizin annemle babam gibi olacağını düşünüyor. Ama biz onlar gibi değiliz ki. Onlara ne oldu ki? Ayrıldılar. Yalın. Efendim güzelim. Anlatmak ister misin? Neydi efendim? Ne bileyim, bu kaybolmuş gibi bakan gözlerini, sakladıklarını. Defnem. Yalın. Dök artık içine. Ama bak ne demiş Freud, içine atıyorsun, atma. Sana içimi bir döksem toplayamam be Defne. Bir dağıtsam kimse toplayamaz taşlarımı. Beraber toplarız. Boş ver, iyi böyle.
Sence düzeltemez miyiz bozduğumuzu? Ya daha da bozarsak? Nasıl yani? Yani iyi kötü bir düzeni vardı Uğur'un. Düzeltmeye kalkarsak ve başaramazsak? Daha kötü. İlk defa oldu. Ne ilk defa oldu? Bir konuda kavga etmeden anlaştık. Senle bir anlaşma yapalım. Neymiş o anlaşma? Sen bana derdini anlat, ben seni bırakayım. Annemle babam bilemeyecekmiş. Ben de onları bırakacağım. Yuh, çok üzülürler oğlum. Ama onlar da beni üzüyor. Yok ya. Sana bir şey diyeyim mi? Gel bakalım. Bence onlar seni üzmemek için uğraşıyorlar. Sen kendi kendine üzülüyorsun. Nasıl yani? Nasıl uğraşıyorlar? Bak şimdi. Annenle babam birbiriyle anlaşamıyor, tamam mı? Yani bazı insanlar anlaşamaz. Olur yani öyle. Senin var mı mesela anlaşamadığın biri? Defne adam var gibi. Ha işte. Sen nasıl o cadıyla anlaşamıyorsan annenle baban da birbiriyle anlaşamıyor. Ama birbirlerini seviyorlar. Sen de seviyorsun değil mi Defne adamı? Evet. Ha. Bu senin birbirini seven ama anlaşamayan annenle baban en çok kimi seviyorlar biliyor musun? Beni mi? Aynen. Ve sırf sen üzülme diye anlaşamamalarına rağmen çekip gitmiyorlar. Mümkün olduğunca seninle olmaya çalışıyorlar. Anladın mı? Birazcık anladım. Biraz ne lan? Hangi kısmını anlamadın? Niye benim için sürekli birlikte olmuyorlar onu anlamadım. Bak şimdi. Her dakika Defne Alan'la birlikte olmak ister miydin? Hayır. O çok konuşuyor. Katlanamam. Ha işte. Annenle baban da katlanabildikleri kadar birlikte oluyorlar. Niçin? Senin için. Ha, şimdi tam anladım. Aferin. Hadi bakalım istikamet yatan. Hop. Marş marş. Toplar mıyız? Beraber. Dağıtacaksın taşları mı? Aynen.
Hadi, anlat bakalım. Çok büyük bir aşk evliliğiymiş. Babam anneme ilk görüşte aşık olmuş. Annem babamın aşkına aşık olmuş. O aşkla evlilik. O aşkla yapılan çocuk. Ve o aşkı kurtarmak için yapılan ikinci çocuk. Sonuçta annemin aşkı bitmiş. Kurtarılamayan bir evlilik. Yüklü bir tazminat karşılığı çocuklarını terk eden bir anne. Aşkının hatıralarıyla yaşayamayıp her şeyi terk eden bir baba. Çok yazık. İki tane şahane çocuk kaybetmişler. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Teselli. Hani toplayacaktık? Avutmaya çalışmayacak mısın? Neden? Kaybeden onlar, seni niye avutayım ki? İnsanı ağız tadıyla bir dağıttırmıyorsun Belaz kızı. Şikayetin var mı? Deli miyim? Hiç yok. Bu arada Freud haklıymış. Dedim sana. Dökülmek iyidir. Sana dökülmek. Sen bana çok iyi geliyorsun. Sen de bana. Günaydın abi. Sana da günaydın. Abi konuşalım mı? Hiç sırası değil Çınar. Bence tam sırası. Ben bahçeye geçiyorum. Abi. Bu iş çok uzak. Ben Yeşim'e evlenme teklif etmek istiyorum. Ve bu teklifi ederken senin arkamda olduğunu bilmek istiyorum. Yaptığım hiçbir uyarıyı takmıyorsun yani. Takmıyorum değil. Bahsettiğin şeylerin ben de farkındayım ama bunları ben göze alıyorum. Farkında olsan göze alamazdın Çınar Efendi. Abi, yapma gözünü seveyim. Doruk senden çok benle büyüdü. Leyla'yı ben gördüm, Doruk'u ben gördüm. Ama ben kendimin de farkındayım. Çınar. Abi, ne olur uzatma. Sen bana he diyor musun, demiyor musun onu söyle. Zaten söyleyeceğin her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorsun öyle mi? Lan nesini biliyorsun hıyar herif? Sevdiğin kadından uzak kaldıkça ne hale geldiğini mi biliyorsun? Bakıp da doya doya izleyememeyi mi biliyorsun? Uzanıp da sarılamamayı mı biliyorsun? Lan gerizekalı adam. Sen önce vurduğun kıyıları bir tane. Dalgalarına uyup uyumayacağını bir anla. O dalgalar kırılacak Çınar. Her dalganda aşınacak o kıyılar. Çok tatın toprak barutçu. Senin korkuların yüzünden ben Yeşim'den ayrı kalmayacağım. Yeşim'e burada evlenme teklif edeceğim. İstanbul'a da döner dönmez nikah işlemlerine başlayacağım. Ya iyi ya da kötü yanımda olursun. Ya da... Git! Git lan buradan devam! Ah!
abi, hoş geldin. Toprağa hoş geldin. Oo, Pepe Sultan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Ya hadi buyurun da, masanız hazır, buyurun geç. Ula aslanım, ha bunun masasına su uğramaz, aydan geçmez. Ha böyle geçin, esas masayı ben ayırdım size ya. Ula Sadık, sen nasıl bir adamsın ya? Bir rahat bırak misafirleri de gelsin de, bırak da. He, bırakayım sana da misafirlerimizi telef et. Zip zip, bir dur da, çekil. Allah bela kuvvete ya. Celal abi, şimdi erkek tarafını kırmak olmaz. He. Zaten bütün masalar bizim ya. He, madem öyle değilsin, ama bizim uşakların masasına gelmeyi de unutmayın ha. Nevaleler sağlam. İyi, tamam, tamam. Süreyya Bey, buyur. Geçin. Buyur Süreyya Bey, buyur. Geç. Pempe Sultan, geçin. Neloş, Süreyya Bey amcaya bak, delilerin arasında düştüğüm gibi hissediyordur ya, zavallı. Aa, çok ayıp ama Defne. Bey amca ne ayol, deden o senin. Ay yerim, dedem değil mi? Uy torunun ayağında. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun buyurun. Buyurun, hoş geldiniz size, buyurun. Sen dur. Hoş geldiniz. Abi, kavgaya sonra devam etsek, düğün, misafir falan, ha? İyi peki. Gel sen şöyle otur, otur, ay böyle otur. Ay! Pembe Sultan. Verdim elbet. Benim bekladığım var. Allah çiçek verdi. Aferin kızıma. Arınla namusunda bekle sevduğunu. Er geç alacak seni. Alacak elbet. Söz verdi bana. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim, sen benim İstanbul'a sağ salim dönmemi nasip et Allah'ım. Allah'ım ben katil olmak istemiyorum Allah'ım. Ben katil olmak istemiyorum. Eşim ya. Habibe. Bu masaya bir gelin bir güvey yeter. Bence sen kendi kendine gelin güvey olma. Fulli yenge. Elbet bu düğüne bir gelin yeter. Benim acelem yok da. Abi beyim mi öyle? Haydır haydır sağ ol. Abi be, geçe böyle benim asabım bozuldu. Merhaba. Merhaba. Evet. Hadi bakalım canım, oturmaya mı geldik öyle değil mi? Hadi bakalım Ezgi'cim, Yeşim'cim hadi kalk. Ay ben bilmiyorum ki. Aman canım, bu kalabalıkta bilen de bir bilmeyen de öyle değil mi? Sen nasıl öyle Trabzon gelirsin ya? Hadi kalk Ezgi, hadi canım hadi. Ne rahat bırakın. Aa İstanbul'a gelince sen tango tango sür. Ama benim memleketimde bir havalar bir havalar olmaz canım. Hadi bakayım hadi. İstemiyorum. Haydi bu. Sen de olmuşsun kaç yıllık barışçı gelin canım. Bir de benden davet mi bekliyorsun? Defne. Ay kız yerim nasıl da tanırmış görümcesini. Haydi bakalım haydi. Gelin
Yapacağım. Köyümüzün ileri gelenlerinden Barutçu ailesinin iki üyesini sahneye almak istiyorum. Bir zamanlar onların oynadığı Küçük Koron'la şahit olmuştu bu meydan. Şimdi yine aynısını istiyoruz. Al. Kavga edelim diyoruz. Şimdi nasipmiş. Dillere destan yapalım da. Çınar Bey, düğünümüzün kapanışını sizlerle yapalım. Müsaade var mı Toprak Barutçu? Buyur. Müsaade senin Çınar Barutçu. Abi. Nasılsın? İyiyim oğlum. Da. Nereden çıktı şimdi bu soru? Bilmem.
Asıl sen söyle bakalım, sen nasılsın? İyiyim de müsaadeni alırsan daha iyi olacak. Oğlum verdik ya işte müsaadeyi bıçak oyununda. Tamam. Git evlenme teklif et yeşim. Bu başka müsaade. Şimdi ha. Şansını fazla zorlamıyor musun aslında? Abi. Ben... Yeşime Taşköprü'de evlenme teklif edeceğim. Taşköprü'de mi? Taşköprü'de. Of. 3 hafta ne kadar çabuk geçti ya. İlk gün öyle demiyordun ama. Sana 2 gün katlanılmaz diyordum. Ne yapayım kızım? Hep revriyor, hep revriyor. Ben de ne yapayım? Senin ağzından laf almak ölüm. Boşlukları biri doldurmalıydı. Sen benim bütün boşluklarımı doldurdun ya. Bütün doğrularımı da bozdun ya. Evet. Kız dediğin erkek tavlamaya kalkmaz. Az geri bassana kızım diyen bir adamın doğrularını... Doğru dedin. Ama iyi ki geri basmamışsın. İlk gün aşık oldum sana. Nasıl uzak dururdum ki? Of! Gitmesen olmaz mı? Olmaz. İznim bitti. Bir haftada ücretsiz izin aldım senden ayrılamıyorum diye. Artık gitmem lazım. Sen benimle gelsen olmaz mı? Ah ulan Leyla. Yaktıracaksın şu yaylaları bana. Hadi git. Arkadaşlarım bekliyor. Gideyim. Git. Evlen benimle. Belki bir geleneği başlatmış olurum ha. Barutçuların geleneği. İlk sen, sonra ben, sonra İdris. Sonra Dursun. Evet Dursun. Taşköprü'de ha. Geceler. Thank you.
Bugün deniz tersanedeki işi bitirince dönüyoruz. Misafirliğimiz de kazasız belasız bitti. Abine söyleyeceğim. Söyle. Kesinlikle söyle. Ay ben de diyorum ki bu iki gündür niye böyle sessiz sessiz duruyor acaba diyorum ama meğerse fırtına öncesi sessizmiş. Ay hazır ben buradayken beni de şu köyümün tepelerine gömsünler canım. Olsun be. Vallahi ben zaten yaşadım yaşayacağım kadar. Aman ben... Bundan sonra seni öperek susturacağım demiştim. Neyse ben gittim abi yanına. Hayır bir de şu zerre kadar beni ciddiye almıyor ya. Uyuz. Hadi bakalım. Gel bakalım kara kız. Geleyim bakalım çakır gözlüm. Muhteşem yerler buralar Çınar. Burada yaşayanlara özendim vallahi. Ben burada yaşarım diyorsun yani. Yani. Börtü böcek var. İnek sinek var. Ha bir de tezek var ama ona şimdi girmesek de olur. Ne demişti Defne? Bebek adımları. Sonra bakarız ona. Sonra. Ay. Yanımda sen olduktan sonra ben her yerde yaşardım aşkım. Ya masanda gürlüyorsun Yeşim. Bir tanesin sen. Allah Allah. Ben yarım da gürlerim de bir kere. Sen fırtına kopartırsın. Yağmak ne kalır senin yanında? Hiç. Çınar. Toprak abiyle düğünde yaptığınız dans vardı ya. Dans değil o bıçak oranı. Aman neyse. Onun bir hikayesi var mıydı? Maçka'dan çıkan bir horondur, bıçak horonu. Ama çoğu yerde oynarlar. Karadeniz insanının hırçınlığını, mertliğini, savaşçılığını temsil eder. He. Güzel temsil etmiş de... Ben Toprak abiyle sizin oynadığınızın hikayesini sormuştum. Mesela Toprak abi niye en sonda bıçağı yere bıraktı? Ve siz sarıldınız. Biz orada kavga eden iki erkeği temsil ettik. Bir yanda Yeşim'e evlenme teklif etmek isteyen Çınar, diğer yanda istemeyen Toprak. Kıran kırana süren bu savaşta geri adım atan kaybederdi. Eğer savaş devam etseydi, birimiz canımızdan olurduk. Temsili olarak ya da barış imzalanırdı. Sonuç olarak ben pes etmedim. Abim de savaşı kazanmama göz yumdu ve evlenmeme onay verdi. Ondan sonra sarıldık. Yeşim. Yeşim sana diyorum. Bu da benim gibi kilitlendi. Yeşim nefes al Yeşim. Ay. Ay. Sen az önce ne dedin? Ne bileyim kızım bir sürü bir şey söyledim. Yeşim'le evleneceğim mi dedin? He.
Ben onu unuttum ya. Yeşim, ben sana evlilik teklifi için evlilik teklifi ediyorum. Bebeğin tasarımı? Ha, çok ısrarlı ben yapayım diye. Yüzümü deden mi yaptı? Evet ama bak kızdıysan... Çınar. Sen şimdi bana evlenme mi teklif ediyorsun? Etmedin mi? Bence gayet iyi kıvırdım. Yani en azından kendim benim gibi bir insan için yani. Boş ver şimdi, sen benim teklifime ne söylüyorsun? Evet. Evet, evet. Romantik öküzüm benim. Romantik ne Duda? Kızım bir git. Allah'ım ya Rabbim. Öküz deyince bozulmuyorsun da romantik deyince mi bozuluyorsun? Eşim. Ay aman tamam. Çınar. Taksana yüzüğümü. Niye daha? Sen takamıyor musun? Of Çınar. Gel buraya gel. Atarını sevdiğim. Gel buraya. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yalın. İçimde bu konuşmanın hoşuma gitmeyeceğine dair bir his var. Bu biraz göreceli bir kavram abi. Peki. Dinliyorum. Abi ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sonra muhtemelen sen bana bayağı bir sinirleneceksin. Ama en azından konuşmam bitene kadar beni yaşatırsan final için bir umut olur. Aa, ben Defne'yi seviyorum. O da beni seviyor. Yani kısacası biz birlikteyiz. Bunu bilmen gerektiğini düşündüm abi. Bilmem gerektiğini düşündüm. Aynen abi. Şimdi seninle el sıkışıp aynı masaya oturup evinde misafir olurken diğer tarafta sana sizin gibi bir aileye yanlış yapamam. Şimdi istersen bağır, küfret, saldır. Bir kereliğine mahsus boynum kıldanınca. Bu ağır oldu işte. Toprak abi. Toprak abi dur. Kahretsin. Bizimkiler nerede ki? Yeşim, hadi gel içeri, bavulunu hazırla.
Deniz aradı. Tersanede işleri bitmiş. Tamam Meftune ablacığım, geliyorum. Bizimkiler nerede ki Meftune abla? Yalın'la Toprak bir yere gitti. Babaanne de içeride. Köylüler geldi. Onlarla yolluk hazırlıyor. Ya biz şimdi İstanbul'a gidene kadar ayrı mı kalacağız ya? Ay Çınar, sanki İstanbul'da hep birlikteyiz de. Aynı çatının altındayız. Beraber uyuyoruz ya. Alıştım işte kızım ya. Ama sen çok mu şekersin böyle? Şeker ne Duda? Aman da aman. Hemen de atarlanırmış. Hemen de. Şimdi bir dur da. Deden falan çıkacak. Birisi görecek. Eşim. Söyle Çakır gözlüm. Sen benimle şöyle gelsene. Ay, Çınar bir dur ya. Nereye gidiyoruz? Samanlığa. Samanlığa kız atmadan olur mu? Cık. Olmaz. Allah Allah. Allah Allah. Kaç kız attınız samanlığa acaba Çınar Bey? Atarlanma kızım ya, şaka yapıyorum. Gitmeden sana bir doya doya sarılayım. Dur geç. Vallahi başka kimseye atmadım. Benim tek sevdiğim sensin ya. Yeşim bana şu deliği hatırlatma ya. Sardı dedikodumuz, sardı dedikodumuz. Arhamiyi hopay, arhamiyi hopay. Biz sevda ettik diye, biz sevda ettik. Kıyamet mi kopay, kıyamet mi kopay? Barutçular geçin ha. Çadırlar mı? Hani beş zamanla atmış. Abiyle seni samanlıkta basmışlar. Biz mi samanlıktaymışız? Sahi. Ben buradayım. Samanlıkta mıyım? Yoktaydım. Ben bilmem artık, köylü öyledir. Öyle olsun bakalım. Ama yarın akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Yeriz aşkım, yeriz. Yeşim sen git hazırlan. Ben şu camı kapatayım. Yağmur yağarsa su girer içeriye. 10 dakikaya geliyorum. Tamam mı? Tamam canım benim. Ya ne oluyor? Samanlıkta kendi korumalarını. Hayırdır hanımla? Hayır bir şey mi bilmiyorum ama senin de muradına ermiş. Bu ne demek? Barutçuların Çınar senin kızı samanlığa atmış. Habibe sen ne diyorsun? Yürü git. Gitmem. Habibe benim sinirlerimi zıplatma. Yürü git lan. Sen o kızı göndermedikçe gitmem. O kız sana aşık, senin aklını çelecek. Kızım yeter da yeter.